Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve selameti üzerinize, üzerimize olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Ey Rabbimiz, sen bizleri sırat-ı müstakime ilet. Haktan, hakikatten ayırma. Bir sahur programında yine birlikteyiz, yine bir aradayız. Sahur sofralarınıza konuk oluyoruz. Birbirinden değerli hocalarımız, konuklarımız akşamları, geceleri sahur sofralarında bizimle birlikte oluyorlar. Bugün de yine eğitimci, ilahiyatçı Metin Yıldırım hocam aramızdalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Eyvallah. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sayın Hocam, tabi bugün biz ibadet kavramını konuşacağız. Özellikle ibadetin hayata yansımasını konuşacağız. Yine istikameti konuşacağız. Kur'an ve hayatı tanzimi konuşacağız. Biz ibadet hayatımızla ilgili bir ön bilgilendirme. Yani Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz. Yoğun ibadetlerin olduğu bir gün ve alışkanlıklarımıza başlarken, yani biz bugün eğer karar verdiysek bazı şeylere, Ramazan ayı içerisinde işte belli bir zaman Ramazan orucumuzu da ifa ettikten sonra sonuna doğru geliyoruz biz. Bundan sonra da ibadet hayatımızın 12 ay boyunca devam etmesi gerekiyor ve bu alışkanlık bir ay içerisinde edinilmesi en güzeli. İbadet hayatımız, ibadet kavramı nasıl hocam? Buyurun. Öncelikle Osman Hocam teşekkür ederiz. Böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için. Bu vesileyle Elazığ'ımızın güzide medya mensubu, medya kanalımız Kanal 23'e ve çalışanlarına hasreten teşekkür ediyoruz. Bu rahmet ayına, bu iklime girdiğimiz bu süreçte tabii ki ibadet kavramı yoğunlaşıyor. İbadetlerimizin içeriğini, maksadını, ne için yaptığımızı incelememiz gerekiyor. Evet, ibadet kavramı Allah'ın rızasına uygun olan, onu memnun edecek, onun rızası hoşnut edecek bütün güzel davranışlar ibadet sayılır. Peki insan niçin ibadet eder? Bu soruyu Kur'an-ı Kerim bize Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinleri ve insanları Allah'ı tanısınlar ve ona, onun rızasına uygun kulluk etsinler diye yarattık. Dolayısıyla bu manevi iklim ibadet motivasyonumuzu daha da artırarak 11 ay boyunca bir depolama görevi görerek bizi hayata hazırlayan ibadetlerdir. Tabii ibadet kavramı sadece bizim taabbudi dediğimiz belli zamanlarda yapılan ibadetler, ki namaz, oruç, hac gibi ibadetler belli zamanlarda ifa edilir. Ki oruç da bunlardan biridir. Bir yazarımızın sözü vardı, Senayi Demirci. Evet hocam. Ey namaz beni kıl, ey oruç beni tut diye. Hakikaten biz orucu tutarken orucun bizi tutması, biz namazı kılarken namazın bizi ne kılmasını irdelememiz gerekiyor. İşte biz ibadet kavramına bu açıdan bakıyoruz. Hocam şimdi tabii Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için yani insanoğlunun hayatta geliş gayesinin sebebi Rabbine yalvarmak, yakarmak, ibadet etmek. Yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve Cenab-ı Allah sizin yalvarmalarınız olmasa biz, yani tabir caizse ben sizi ne yapayım? Yalvarmalarınız olmasa. Evet. Dolayısıyla insanoğlu hata ve günah işleyebilecek vasıfta yaratılmış. Ve bunlardan tövbe edebildiği müddetçe, Allah'a sığındığı müddetçe de bu insanlığın zirvesine çıkıyor diyelim. Peki hocam niçin ibadet ediyoruz biz? Evet, çok önemli bir soru bu.
Evet, insan. Hani Sa'di Şirazi'nin insanı tanımlarken insan hezar endişe ve katreyi huni est. İnsan bin endişesi olan bir varlıktır. Endişesi çoktur. Ve o bir damla kandan, sudan müteşekkil bir varlıktır. Endişeleri, kaygıları fazla olan bir varlık tatmin olmaz. Yani maddi anlamda sahip oldukları onu tatmin etmez. O zaman insanın biz iki yönünden bahsediyoruz. Biri maddi, yani beşeri yönü, biri de mana, yani adem yönüdür. Evet, hani deriz doktor, hastalanırız, doktora gideriz. Maddi bağışıklık sistemini zayıflamış, şunları takviye etmeniz lazım. Evet, insanın manevi bağışıklık sistemi de mevcuttur ki işte insan bu ruh dediğimiz, yani manevi yönünü ikmal etmediği zaman hayatta zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşır ve bu sıkıntılarla karşılaştığı zaman bunların üstesinden nasıl gelecek? Sabır, direnç, efendim metanet gibi, bunları çoğaltabiliriz tabii ki. İşte insan bir varlığa, bir yüce varlığa bağlı olmadan, yani insan bir varlığın kendisini koruduğunu, kolladığını, sahiplendiğini idrak ettiği zaman huzur bulur. İşte bu açıdan insan ruhunu, gönlünü yüce Rabbine, hani kad eflehe men zekkehe, kalpler ancak Allah'ı zikrederek, anarak mutlu olabilir. Bu açıdan insan manevi yönüne birikim yapması lazım. Onu takviye etmesi lazım ki hayattaki zorluklar karşısında dirençli durabilsin. Evet. İnsanoğlu zaten yaratılıştaki kodlarında bir şeye tapınma veya bir şeye yalvarma koduyla yaratılmış olduğu için tabii aynı zamanda da insanoğlu aynı zamanda yaratıcısını bulma koduyla da yaratılmış. Eyvallah. Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi. Bunu bulabilmek için akletmek gerekiyor, düşünmek gerekiyor. İşte Hazreti İbrahim'in düşündüğü gibi, yani işte güneş benim, bu batan şey benim Rabbim olamaz. İşte ayla ilgili aynı şekilde. O zaman bunların hepsini kuşatan bir yaratıcı şeklinde o örneklik teşkil ediyor. İnsan bu boyutuyla insanı tarif edersek, insanı nasıl tarif edeceğiz hocam? Evet. Tabii ki tabii insan, Hazreti Ali'nin bir sözü vardı. Sen kendini ne sanırsın? Sen zübde-i alemsin. Yani sen alemin özetisin. Evet, bütün alemdeki bütün esrar insanda mevcuttur. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğimiz gibi hani Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim, İnne halaknel insane min nutfetin emşac. Biz insanı bir katışık nutfeden var ettik. Nebtalihi fec'allahu semi'an basira. Onu denemek için, imtihan etmek için, sınamak için onu işitir ve görür kıldık. Basirsin. Şimdi burada Sayın Osman Hocam, basir kılması, insanın görmesi ifadesi, görmek vasfı aslında hayvanlarda da mevcuttur. Ama buradaki görmek vasfı basiret. Hakikati görmek. Hakikati aramak. Hakikatle hemhal olmak anlamında olduğu için Cenab-ı Hak burada ayette bunu vasfediyor. İnsanı işitir ve görür kıldık buyurmaktadır. Evet, insan yaratılış gayesi, yani yaratılış hikmetine, yaratılış varlığa geliş sebebine bir yolculuk yapmaktadır. Evet. Hani bir düşünürün ifadesi var. Gördüklerim göremediğim bir varlığın varlığına işaret eder. Dolayısıyla fıtratımızda kullu yuledun ala fıtratil İslam. Her doğan insan İslam fıtratıyla dünyaya gelir. İnanmaya meyillidir, inanabilir. Dolayısıyla kendisindeki bu potansiyeli harekete geçirmek de insanın tercihine bırakılmıştır. Yani Cenab-ı Allah Bismillahirrahmanirrahim ve elhameha fucuraha ve takvaha. Biz onun iç dünyasına, ruhuna takvayı da, yani güzel hasletleri de efendim
Fucuru da yani iyiyi de kötüyü de oraya programladık. Ama tercih onundur. Yani imme şekuran ve imme kefura. İster şükredici olur, ister nankör olur. Peki hocam, yani şükrediciliğin vasıfları nelerdir? Bir hocamız bunu anlatırdı. Şükrediciliğin birinci vasfı iman etmektir. Yani bir insan, hani biz hep şükrü dile indirgeriz. Bu değil. Bu bir kısmıdır ama şükrün birinci özelliği inanmaktır. İkincisi itaattir. Üçüncüsü de güzel ahlaktır. Evet. Yani eğer biz bu ayette ister şükredici olur ifadesinde şu kainatın, şu varlığın halıkını, yaratıcısını bilirsek ona şükretmiş oluruz. İşte bu neyle başlıyor? İmanla başlıyor. Dolayısıyla iman ağacımızın dört unsuru vardır. Birincisi iman ağacı örneğinde. Birincisi marifettir, bilmek. Bilmek iman etmeyi, iman etmek amel etmeyi ve amel de bunu güzel ahlakla takviye etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla evet insan şükredici olursa bu hasletler ortaya çıkıyor. Yani inanmak, itaat, saygı, efendim, amel ve güzel ahlaktır. Evet hocam. Şimdi tabii kulluk yani ibadetlerin neticesinde ibadet yapmanın gayesi kulluğumuzu belli etmek. Kullukla evet. İbadet ilişkisi, çerçevesi hocam, kavramın içeriği. Bundan biraz bahsedelim evet. Hocam. Çok aslında ya cevabını arayan bir soru. Bu konuda aslında kendimiz aslında Müslümanlar, bizler birbirimizi doyurucu bir bilgiyle donatmadık aslında. Burada eksik kaldık. Yani biz din eğitiminde de mesela ibadet edene abid deriz. Ama kul kelimesi abd ile ifade edilir. Yani abid ile abd farklıdır. Dolayısıyla kelime-i şehadette abduhu ve rasuluhu, onun kulu ve elçisi. Önce kul, sonra elçi. Kul insan demektir. Yani inanan inanmayan herkestir. İşte Yüce Rabbimiz Bakara suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekumul lezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar diye hitap ediyor. Ya eyyühen nâsü ubudû, ey insanlar kulluk edin. Peki bu çerçeve yani kul ibadet kelimesi, abd kelimesiyle kul kelimesi farklı bir, kulluk kelimesi farklı bir mana ihtiva ediyor. Dolayısıyla ibadetler belki çerçeve olarak sınırlıdır. Namaz, oruç, hac, zekat bunlar dinin pratikleri diyoruz bunlara. Nafile ibadetler. Ama kulluk ifadesinde dürüst olmak, ahlakı tekamül ettirmek, insanlara, yaratılmışlara rahmet nazarıyla bakmak vardır. Hani eskilerin din tanımını yaparken şöyle bir tanım yaparlar. Din nedir ve İslam nedir? Halık'ı tazim, mahluka şefkat. Şefkattir. Yani dinin bu kadar güzel bir çerçevede özeti budur. Halık'ı tazim etmek, ona tazimin içinde inanmak, saygı duymak, itaat etmek, onun emirlerine riayet, yasaklarından kaçınmak, mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Dolayısıyla kulluk ifadesi aslında hayatın tamamında, yani camiye sığdırılmayacak kadar, oruçla sınırlanmayacak kadar geniş bir kavramdır. Helal harama dikkat edeceğiz. Söylediklerimize dikkat edeceğiz. Efendim insani ilişkilerimize, komşularımızla, mahlukatın işte ağaçla, tabiatla ilişkilerimizde son derece... O zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Buyurun. Yani din, kulluk evet. Sadece tek başına, bir insanın tek başına bana ne lazımcı mantıkla yaşayabileceği bir şey değil. Çok. Yani bununla ilgili çok güzel bir şey var. Bir evet. İnsan
Hani iyiliğe emredip kötülükten nehyetme görevi, evet. Hayra motor şeref fren olma görevi, yani işte en basit tabiriyle yoldaki taşı kaldırma görevi. Dolayısıyla toplum içerisinde yaşanacak bir din. Yani toplumun her alanında, sokakta, caddede, iş yerinde, ibadethane de, yani camilerimiz de bunlardan birisi. Evet hocam, ben bir zamanda Arabistan, Almanya Arabistan elçisinin hikayesini okumuştum Müslüman olduğunda. Şöyle kullanmıştı. Biz yani Müslüman olduktan sonra şu ifadeyi kullanmıştı. Biz camileri mahzen, İslam dinini mahzenlerden kurtarmamız lazım. Bu söz beni düşündürmüştü. Yani acaba Hristiyanlıkta sırf kiliseye sığdırılan, orada rutin ritüellerle, işte belli başlı şeylerle, kilise içerisinde bir din. Ama İslam canlı bir dindir. Hayatın içinde mündemiştir. Yani sokağa yansır, ticarete yansır, ekonomimize yansır, aile ilişkilerimize yansır, komşuluk ilişkilerimize yansır. Böyle bir din. Bilge insan, Yusuf Has Hacib'in bir sözü var. Çok hoşuma gitmişti. İbadetle iş bitmez. İbadetle iş bitmez. İnsanların Allah'a karşı vazifeleri vardır ki bunları yapmalıdır. İnsanların insanlara karşı, yaratılmışlara karşı vazifeleri vardır. Eğer bu ikisi birlikte yürürse o iş kemale erir diyor. Dolayısıyla evet, İslam hayatın içindedir. Biz bugün biraz hayatın içindeki dini biraz daralttık. Şekle indirdik. Yani İslam'ı şekilcilikten, efendim, belli alanlara sığdıramayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani kullukum ra'un ve kullukum mes'ulun. Hepiniz sorumlusunuz. Hepiniz mes'ulsunuz. Yani burada bize şu mesajı veriyor. Siz yanı başınızdaki insandan sorumlusunuz. Komşunuzdan sorumlusunuz. Arkadaşınızdan sorumlusunuz. Ne diyor? Doğudaki bir Müslümanın, evet, ayağına bir diken bassa, batıdaki bundan elem duymasa kamil mümin olamaz diyor. Dolayısıyla ben sevgili peygamberimizin bu konuya ışık tutacak birçok sözü var, hadisi var. Sadece bir tanesi siyer kitaplarında böyle manşet olacak şekilde durur. Der ki Peygamber Efendimiz, zaman benim getirdiğim ilahi mesajın sırrı şudur. İşte Kadisiye'den bir kadın bebeği kucağında, devesi üzerinde işte Mekke'ye gelecek. Canı korunacak, malı korunacak, namusu korunacak. Muhafaza ediyor. Dinin çerçevesi bu. Yani işte onun için Osman Hocam aslında çok güzel bir mevzuya girdiniz. Yani o zaman din tanımını, İslam tanımını eskili alimlerimiz öyle o kadar özetlemişler ki, din canı korumak, malı korumak, nesli korumak, aklı korumak ve dini korumak. Bu beş esas üzerine dini bize anlatmışlar. Canı korumak. وَلَا تَقْتُلُوا nefs. Yani bir insanı öldürmeyiniz. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Evet. Nesli korumak. وَلَا تَقْرَبُوا zina. Zinaya yaklaşmayın. Efendim, yine bununla ilgili dini korumak, la ikraha fiddin, dinde kimseye, herkes inancını yaşayabilir. Cenab-ı Hak iyi ile kötü bellidir. İsteyen iyiyi tercih eder, isteyen yanlışı tercih eder. Ve bununla birlikte nesli, malı korumak, ola takrabu malal yetim, yetimin malına yaklaşmayın. Bütün bu ayetler ışığında görüyoruz ki İslam dini statik bir din değil, dinamik bir din. Hayatın içinde bir din. Kuşatıcı bir din. Bu rahmet ikliminde, Ramazan ikliminde biz aslında Ramazan, Kur'an ayı deriz. Kur'an'ın hayatımıza yansımalarını işte İsra suresindeki Estaûzu billah İnne hâzel Kur'âne yehdi lilletî hiye akvamu ve yubeşşiril mu'minine lezîne ya'melûne sâlihâti enne lehum ecran kerîme. Bu Kur'an öyle bir kitap ki
insanları doğru yöne iletir. Sırat-ı müstakim diyoruz buraya. Sırat-ı müstakim. Evet. Doğru hidayete götürür. Doğru yola götürür. Ve o iyi işler yapanları, salih amel, faydalı işler yapanları da ödülle müjdeler. Bunun için evet, bu rahmet ikliminde bizim evet dinimizi doğru öğrenmek, doğru kaynaklardan, sahih kaynaklardan öğrenmek ve özellikle Kur'an-ı Kerim'i okurken de onu anlamaya çalışmak. Muhakkak onu zihinlerimize, gönüllerimize ve hayatımıza onu aktarmak. Şimdi hocam zaten şöyle bir şey var. Namazlarımızda Fatiha suresini okuyoruz. Evet. Ben özellikle bütün programların açılışında Fatiha'nın mealiyle dua etmeye çalışıyorum. Evet. Yani oradaki sırat-ı müstakime ilet kelimesini izleyenlerimiz merak etsinler. Fatiha'nın bir tefsirini okusunlar. Eyvallah. Ya bu her akşam bu kardeşimiz ne söylüyor? Hı hı. Bu ifade etmiş olduğu şeyin bizim zihnimizde nasıl bir etkisi var diye düşünmeleri lazım. Eyvallah. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan bizler istikametimizi düzgün olması için duada bulunmamız lazım. Hı hı. Bu hem kavli dua hem fiili dua olması Eyvallah. Lazım. Yani insanoğlu istikametinin doğru yola gitmenin, doğru yolda olmanın yollarını araması gerekiyor. O şekilde kodlanmış ve yaratılmış. Çocuklarımız var, gençlerimiz var, ailelerimiz artık da şunun bilincinde olması lazım. Bizden çok ulaşabilenler var. Yani dünyada iyiler olduğu gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kötüler de var, şeytanın emrinde olanlar da var. Hele ki bu dönemde çok azgın bir vaziyetteler. Yani geçmiş toplumların helaki yaşadıkları helak sebepleri şu an belki hepsinin helak sebebi şu an bizim dünya üzerinde yaşıyoruz. Yani o kötü hasletlerin tamamı toplumlar içerisinde var. Dolayısıyla bizim istikametimizi düzgün tutmamız gerekiyor. Çocuklarımızın istikametini düzgün. Bu nedir? Kur'an ve sünnet ışığında olacak. Yani biz Kur'an'ı anlayacağız, anlatacağız. Ve peygamberimizin örnekliğinde bu noktada din ve istikamet dersek hocam. Evet hocam. Evet. Tabii burada gençlik konusu üzerinden de gittiğimiz zaman şöyle eğitimci olmamız hasebiyle eğitim ve gençlik üzerinde aslında dedik ya fıtratı kodlanmış, fıtratı temiz olan bu gençler niçin akranları işte büyüklerinin istikametinden değil de affedersin bunlar yanlış yollara sürükleniyorlar. Hani belki şurada bir parantez açmamız lazım ki gençlerimiz sanki günah keçisi ilan ediyoruz. Burada gençlik hani gençlik şöyledir, gençlik böyledir diye. Yani Hazreti Ali'nin çocuklarınızı yetiştiğiniz zamana göre eğitiniz. Dijital bir çağ. Dijital bir zamanda yaşıyoruz. Daha doğrusu dolayısıyla dijital bir nesil var. Burada da modeller önemli. Yani model olmak çok önemli. Tabii bu konuyu hatırlatırken Peygamber Efendimiz'in modelliği üzerinden nasıl gitmeliyiz? Onu çağımıza nasıl taşımalıyız? Yani onu fi tarihinde doğdu, işte vazifesini yaptı, gitti, bitti işi şeklinde değil de bugün olsaydı işte Peygamber Efendimiz'in dijital vasıtaları kullanması nasıl kullanırdı? Bunun ilmihali nasıl yapmamız lazım? Bu konuda eksik kaldık belki de. Evet. Biz onlara model olacağız. Hani bir söz vardır, en güzel nasihat örnek olmaktır. Şeye sormuşlar İbn Haldun'a, çocuklarınızı nasıl terbiye ediyorsunuz, nasıl eğitiyorsunuz diye. O da diyor ki anne babalar, anne babalar kendilerini eğitsinler, örnek olsunlar, yeterli bu. Çocuklar zaten ona uyacaklar. Ona uyacaklar. Burada da biz çocuklarımızı günah keçisi ilan etmeyelim aslında. Onlar biraz da mevcut şartlar tamam onları böyle atıl duruma getirdi. Biraz sorumluluklar noktasında eksikleri var. Belki bu biraz daha pedagojinin, biraz daha eğitim bilimlerinin konusu olması hasebiyle. Ama biz
Örnek olursak, ki birazdan onunla ilgili bahsedeceğim, Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna nasihat ederken o Lokman suresi 17. ayette Estağuz billah. Ya büneyye akimis salah. Ey oğulcuğum, evladım diyor. Böyle şefkati, merhameti, kuşatıcılığı orada biz anlıyoruz. Ya büneyye akimis salah. Namazı ikame et. Ama peşinden evladına nasihati şu. Ve'mur bil maruf. İyiliği, maruf olanı, güzel olanı da emret. Yani şunu anlıyoruz Osman Hocam. Kıldığımız namaz bizi iyiliği emredecek. Evet. Kıldığımız namaz bizi kötülükten men edecek. Yani ben namazı kıldıysam, benim namazım dışarıda bana bir enerji oluyor ve o kötülüklere karşı durmamı, kötülükleri önlememi istiyor. Yoksa namazı kıldım, orucu da tuttum, bu vazife bitmiyor. Bu vazife yeni başlıyor. Yani namaz dinin evet beynidir, direğidir ama onunla her şey bitmiyor. O aslında başlangıç noktası, ilk adımdır. Yani Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna namazı kılarken oradaki nasihatında şefkat var. Şöyle üst perdenin talimat yok. Kendisi önce bunu yapacak. Ondan sonra çocuğunda da bu etkileri görebiliriz. Belki biz çocuklarımızın aynasıyız yani. Çocuklarımız bize bakıp belki bizden o manevi gücü görmediler. Etkileşim olmadı. Bu biraz da bizim kendimizi, büyüklerin kendisini sorgulaması bile mümkündür diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi tabii istikametimizi yani Allah'a kulluğumuzu göstereceğiz. İbadet hayatımızı düzenleyeceğiz ve bu ibadetlerin bizim hayatımıza etkisini muhakkak görmemiz gerekiyor. Evet. Kur'an'ın hocam yani şöyle bir şey. Kur'an bizim hayatımızı nasıl tanzim edecek? Yani biz Kur'an'ı okurken mevcut yaşantımızı içerisine nasıl bunu idrak edeceğiz? Evet. Çok güzel. Yine bunu Kur'an'dan bir ayetle cevaplamamız isabetli olur. Ankebut suresi 46. ayette. Estağfirullah. Utlu ma uhiye ileyk. Sana vahyettiğimizi oku. Akimis sale. Kitaptan vahyettiğimizi oku ve namazı ikame et. Namazı ikame etmek, orayı inşallah açacağız. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar. Ve le zikrullahu ekber. Allah'ı anmak yani ibadetlerin en üstünüdür, zirvesidir. Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Allah ne yaptıysa her şeyi bilir. Böyle bir şeyle devam ediyor ayet. Namazı ikame etmek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de özellikle Bakara suresinin ilk ayetlerinde de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Namazı ikame etmek aslında onun hakkıyla kılınması. Onu erkanına dikkat etmektir. Yani formatında sapma olmayacak. İkincisi, namaz ikame edilirse yalan konuşmayacaksın. Namaz ikame edilmişse kul hakkı yemeyeceksin. Namaz ikame edilmişse kamu hakkına dikkat edeceksin. Kamu hakkı ve kul hakkı önemli bir kavram biz Müslümanlar için. Evet. Namaz kıldıysak komşumuzla münasebetlerimiz, beşeri ilişkilerimiz, selamlaşmamız, onların sıkıntılarını gidermemiz ki sevgili Peygamberimiz Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikramda bulunsun. Yine başka bir sözünde kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntılarını giderir. Kim bir Müslümana yardım ederse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarını giderip ona yardım eder. İstikamet ifadesi Kur'an'ın şekillendirdiği insan modeli tabii ki birçok ayet-i kerimede bize Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Mesela tebliğ metodumuzu bize bahsediyor. Nahl suresi 125. ayette. Estağfirullah. Mealen.
Allah'ın yoluna ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Allah'ın yoluna hikmetle davet et. Hikmetle ve güzel nasihatle davet et. Acaba biz Kur'an ayında, Ramazan ayındayız ya. Evet. Bu metodu kullanabiliyor muyuz? Yani beşeri ilişkilerimizde hikmete önem verebiliyor muyuz? Yani Peygamber Efendimizin hikmetle ilgili o kadar sözü var ki, yani hangisini açalım? Hangisini açalım? İşte örneğin namazı anlatırken ve abdesti anlatırken evinizin önünde bir nehir aksa, siz günde 5 vakit o nehirde yıkansanız üzerinizde kir kalır mı? Kalmaz ya Allah'ın Resulü. İşte namazda hem madden hem de manen insanı kirlerden arındırır. Bu kadar güzel hikmetle anlatıyor, örneklerle anlatıyor. Biz hikmeti terk ettik Osman Hocam. Evet. Yani hikmeti daha çok üstten bakan, üst perdeden yap, git, kıl. Bunlar itici oluyor. Yapalım, edelim. Hocam son dönemdeki tartışmalarda evet. Biraz da toplumun kafası karıştırılıyor. Evet. Biz burada tavsiyede bulunalım. Evet. Ulaşılmaz bir peygamber veya yaşanmaz bir peygamber hayatı tarif ediliyor bir yerlerde. Evet. Ulaşılabilir, hayatımıza tatbik edilebilir bir peygamber modeli var karşımızda. Hı-hı. Hayatımızın her alanında. Hı-hı. Arkadaş Hı-hı. olabileceğimiz, sahabe olabileceğimiz. Evet. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Peygamber Efendimizin tabii sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki bizden daha hayırlı var mı? Yani senin arkadaşların evet. veya ümmetin içerisinde. Diyor ki bana beni görmeden iman eden olacak, iman eden ümmetim olacak gelecekte. Evet. Onlar sizden daha hayırlıdır tarzında bir ifadesi var Peygamber Efendimizin. Biz Resulullah'ı ulaşılır kılalım. Yani onu hayatımıza tatbik edelim, tanıyalım. Hı hı. Yani işte evet. falanca edebiyatçıyı, falanca yazarı hayatımız içerisinde çocuklarımızın sınavlarında lazım olacak bilgileri dışında bizim hayat rehberimiz Kur'an'ı bize getiren yani Cenab-ı Allah'ın ilk indirdiği insan o. Yani bize getiren o. Rehberimizi getiren o. Evet. O zaman onun hayatını göreceğiz ki hayatımıza idrak edebilelim. Ve hiç öyle sanıldığı gibi de işte gökyüzünde uçtu kaçtı işte şeyler gibi ehli kitap gibi böyle bir peygamber yok. Hayatın içinde bir peygamber. Her şeyiyle birlikte yaşayan bir peygamber. Bu noktada hocam salih ameli evet. Bir bahsedersek daha tabii programımızın canım. Da sonuna doğru sonuna geliyoruz. Doğru. Evet. Evet. Şimdi tabii peygamber önce birinci bahsettiğiniz konudan başlayalım. Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim onu bize örnek olarak sunuyor. Yine Ahzab suresinde Estağfirullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullaha vel yevmel ahir ve zekerallaha kesiren. Yani Allah'a çok hatırlayanlar, çok ibadet edenler için, ahiret gününe iman edenler için, hesap gününün varlığını bilenler için ve Allah'a iman edenler için Allah'ın Resulü'ne sizin için çok muhteşem örnekler vardır. Üsvetun hasenetun. Tabii biz onun bu örnekliklerini çok incelemek zorundayız. Yani Peygamberimiz hangi alanlarda bize örnek olmuş? Yani örnek olmadığı alanlar yok tabii ki. Yani ibadet hayatı bizim için örnektir. Yani ibadette titiz bir peygamber. Ailesine karşı şefkatli bir insan. Komşularıyla iyi geçinen biri. İktisat eden biri, üretmek, üretip istihdam etmek önemlidir. Evet. Ki onunla ilgili bir örnek vermek isterim aslında. Hani biri bir gün peygamberimize geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben işsizim diyor. Bana yardım et. Bakıyor ki boyu posu yerinde, bizim gibi sağlam. Diyor ki sen ne iş yapmak istersin? Vallahi ne bileyim bir şey iş yok. Al şu dehreyi. Ne yapacağım bununla? İşte ormana gideceksin. Orada ormanda ağaçları işte keseceksin. Kurumuş odun yapacaksın. Ağaçları, evet, odun yapacaksın. Evet, yapacaksın. Bunları getirip pazara satacaksın. Tamam diyor. Dairesini veriyor. Gidiyor.
Ertesi gün Peygamber Efendimiz'in dehresini veriyor. Onu kendisine yeni bir dehre alıp ondan sonra kendisini yol gösteriyor. Peygamber bu. Yani hayatın içindeki peygamber bu. Biraz önce ibadetin hayata yansımasından evet, bahsettik. Hocam. Yani peygamber üretin diyor. Bu bir kısmı. Sonra hani bir söz var ya, balık tutmayı öğretin. Balık yedirmeyi değil. İşte Peygamber Efendimiz insanların istihdam edilmesini, üretmelerini, efendim helal kazançlarını kendi imkanlarıyla, ki şöyle bir sözü var sevgili peygamberimizin, kişi kendi alın terinden, kendi emeğinden daha hayırlısını yemiş değildir. Eğer bu cihetten sadece onun şekline, şemaline, efendim belli formuna takılarak bir peygamber tasavvuru yaparsak bunu anlamamış oluruz. Yani onun o kadar çok örnekler verebiliriz ki sadece bir tanesiyle bitirelim. Mekke'den Medine'ye geldiği zaman Yahudilerin orada pazarı canlı. Siz diyor onlara mahkum olmayın. Onlar güçlü olurlarsa sizi ezerler. Siz kendi pazarınızı kendiniz kurun. Müslümanlar için bir pazar kuruyor ve orada ticareti canlandırıyor. Evet. Onun için ticaret önemsiyor ve ticaret rızkın onda dokuzu ticarettedir diyor. Üretmektedir diyor. Yani hangi konuda peygamberimiz örnek verirsek o konuda bizi aydınlatacak o kadar yaşantısı var ki, o kadar örnekler var ki Cenab-ı Hak bize onun bu rehberliğinde İslam'ı anlamayı, Kur'an'ı anlamayı ve yaşamayı nasip etsin. Evet hocam, zaten şöyle bir durumumuz söz konusu. Yani hayatın içerisinde bir din, başında da bahsetmiştik. Algılarımızı biraz değiştirmek gerekiyor. Evet. Biraz kafa karışıklığı var gibi. Yani dinin ihtilaflı diyebileceğimiz. Müslümanlar arasında zaman zaman ihtilaflar olmuştur. Bazıları sert, bazıları yumuşak olmuştur ve süre gelen bazı ihtilaflı konular. Bunları ön plana çıkararak değil, yapabildiklerimizle, işte istikameti düzgün tutarak, ahlakı ön plana alarak, dürüst bir işte ticaret yaparak vesaire. Biz bunları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ve bir de çok önemli, şu aşağılık kompleksinden kurtularak. Yani Müslüman beceremez, yapamaz. Yıllarca bizi bununla ezdiler. Osmanlı'nın işte duraklama devrinden sonra hep işte Avrupa, Batı gittiler, okudular, geldiler orada. Bizden aldıklarını bize satıyorlar. Evet. Ama bunu şöyle diyemeyiz. Geçmişte bizim çok büyük alimlerimiz var, ilimler adamlarımız var. İşte bizden satın aldılar vesaire. Biz şu anda işte ilerlediler. Aslında bizim onlar hepsi. Bunu diyemeyiz. Çünkü ilim müminin yitik malıdır. Çin'de de olsa gidip alacak. Biz şu an neyiz? İşte yeni yeni inkişaf başlıyor. Yani biz işte savunma sanayi içerisinde bazı gelişmeler oldu. İnançlı bir kardeşimiz işte Selçuk Bayraktar dünya savaş tarihini değiştirecek bir ilki imza attı ve İSİHA'ları geliştirdi. Daha ileri noktalara da götürecek. Bununla yeterli mi? Hayır. Bütün alanlarda bizim bu keşifleri, bu yeni buluşları yapıp yeniden İslam'ın inkişaf ettiği bir zaman dilimine girmemiz gerekiyor. Bu konuda neler dersiniz hocam? Evet, aslında konumuzun bu son noktasında bunu söylediğimiz zaman, yani sevgili peygamberimizin güçlü Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Dolayısıyla güç iyinin, doğrunun, adaletin kontrolünde olduğu zaman izzet getirir. Evet. Bu söz çok anlamlı bir ifade. Yani dolayısıyla biz rahmet peygamberinin müntesipleriyiz. Yani Peygamber Efendimiz en güçlü olduğu zamanda onu nasıl kullanmıştır? Onu işte insanlığa rahmet ve merhamet, adalet ışığıyla kullanmıştır. Bugün evet bizim önce gençlerimizin, bizlerin şahsiyetini, kişiliğini, karakterini, efendim inancını tahkim etmesi lazım. Hani bir düşünür der ki Peyami Safa, ülkeler savaşlarla yıkılmaz.
silahlarla yıkılmaz. Ülkelerin yıkılması insanların inançlarını, kültürlerini, dillerini, dinlerini, ahlaklarını kaybetmekle olur. Önce şahsiyetli insanı oluşturduktan sonra mevcut sahip olacağımız gücü olmalıyız. Bu önemli atılımlardır. Umut veren atılımlardır. Cenab-ı Hak inşallah daha da artırsın bunları. Bunları maddi ve manevi teraki ikisini bir arada götürerek bütün insanlığın iyiliğini, bütün insanların huzurunu tahkim etmeliyiz. Bizim medeniyetimiz böyle medeniyettir. Bir zamanlar bizde nasıl medeniyetmişiz, gelmişiz insanlığa, medeniyet nedir öğretmişiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inşallah bunların sayısını artırsın. Bunları iftarımız oluyor onlar. Bunlarla birlikte tabii ki gençlerimizin ahlaki donanımı, manevi donanımını mutlaka önemsemeliyiz. Onları önemsemeliyiz, ihmal etmemeliyiz. Hani şeyin öyle bir sözü var. Mimar canseverin. Evet. Şehirler inşa ederiz. Binalar yaparız. Ama nesilleri ihmal ederiz. İhmal ettiğimiz nesiller, inşa ettiğimiz nesilleri imha ederler. Evet. Biz nesillerimizi mutlaka önemsemeliyiz bu anlamda. Onların hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını tedarik etmeliyiz. Allah razı olsun hocam. Çünkü vakit böyle su gibi geçti. Güzel bir sohbet evet, oldu. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İzleyicilerimize son söyleyeceğiniz bir... Evet. Biz bugünkü ders sohbetimizde ibadetlerin hayata yansımasından bahsettik aslında. İbadet hayatı anlamlandıran, hayatın içini dolduran bir kavramdır. Dolayısıyla ibadetimiz bize Maun suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ yani siz namaz kılanların böyle orada uyarılmasında ne var? Onlar yetime, miskine, fakire, duyarsızlar diyor. Eyvallah. Bizim ibadetlerimiz yani zayıfı korumalı. Bizim ibadetimiz yetimi başını okşattırmalı. Miskini görmeli, farkında olmalı. Eğer yeryüzünde biz bu zekat ve infak müessesesini devreye koyarsak, inanın ki çevremizde aç insan kalmaz. Yani açları doyuracağız. Fakirleri gözeteceğiz. Eğer hani Fatih Sultan Mehmet öyle bir sözünde öyledir. İşte namaz kıldın mı, oruç tuttun mu? Değil. Allah'ın sorduğu sorular değil. Karnın aç mı? İhtiyacın var mı? Bu dünyalık soruları soralım. Eyvallah. Onları önce karnını doyuralım. İhtiyaçlarını giderelim. İnanın ki insanlar ihtiyaçları giderilince insanlar mutlaka inançlarını öğrenecekler. Mutlaka dinlerine daha saygılı, daha bağlı olacaklar. Yunus'un sözüyle bitirelim hocam. Vaktimiz yok. Evet. Der ki Yunus, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi yüzün gözün yumaz değil. Kabe'yi insan yaptı, insanı Allah yaptı. İki cihan bedbahtı, bir gönül incitir ise. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz hocam, eyvallah, sağ olun. Bize eyvallah. Bu fırsatı sunduğunuz için. Tabii sağ ol, programlarının sonunda bir geleneğimiz var. Bunu başlattık, devam ettiriyoruz hocam. Dua ediyoruz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya Rabbel Alemin. Bugün okunan Kur'an-ı Kerimleri, getirilen salavat-ı şerifeleri, tekbirleri, teşrikleri, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Buradan hasıl olan ecir ve manayı tüm mümin kardeşlerimizin geçmişlerine bağışlıyoruz. Onlara rahmet eyle. Ya Rabbi sen ekranları başında bizleri izleyenlerin ve bizlere merhamet eyle. Ya Rabbi sen affedicisin, affı seversin. Bizleri de affeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet değerli izleyenler, sahurunuz bereketli, orucunuz makbul olsun.